ettik. Normalde bu açıklamanın olmasını çok istemezdim. Çünkü bizden çok, yani ben kendim çok genç yaşlardan beri bu partinin içindeyim. Bu partide dördüncü devir teslim törenini gördüm. Sedat Peker'le başlayan, Sedat Peker'in Dursun Mirza'ya, Dursun Mirza'nın bana, benim de tekrardan Dursun Mirza'ya devrettiğim belediye yönetimlerini gördük. Tabii devir teslim töreninde 3 Nisan itibariyle devrimizi yaparken, yaptığımız süreden sonraki ilk meclis toplantısında bizim Bandırma Belediyesi'nin işte borçlarıyla, işte Bandırma Belediyesi'nin mevcut yönetime bıraktıklarıyla ilgili Dursun Mirza'nın ilk meclis toplantısında açıklamaları oldu. Tabii bu açıklamaları gerçekten ben şaşkınlıkla izledim. Yani şaşkınlıkla izledim. Devretmişiz, bırakmışız. Tabii ciddi şekilde emek harcanmış, ciddi şekilde sözlerini yerine getirmiş bir yönetim. Hizmet bu, hizmette kusurlar da olacaktır, eksiler artılar da olacaktır, borçlarımız da olacaktır. Sonuçta biz de aynı şekilde borçsuz almadık, yine de borçlarımız var. Ama yani o meclis toplantısından sonraki noktada gerçekten şaşkınlık yaşadım. Şaşkınlık yaşadım. Sonra da döndüm kendi evraklarıma, kendi bütçeme, kendi harcamalarımı tekrar tekrar gözden geçirdim. Yaklaşık 405 milyonluk bir bütçeden bahsedildi. Yani borçlanmadan bahsedildi. 405 milyonluk bir borçlanmadan bahsedildi. Ben sadece Bandırma'yı değil, hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyelerini de olabildiğince takip eden, dikkat eden, yapmış olduğu işleri takip eden bir kardeşinizim, bir arkadaşınızım. 405 milyonluk bir bütçe, 405 milyonluk bir borçlanma gerçekten Bandırma Belediyesi'nin 600 milyonluk 2023'te gerçekleştirdiği 600 milyonluk gerçekleşme içerisinde olma ihtimalinin olmadığı bir borçlanma. Tabii bu borçlanmanın nevine girdiğinde oradaki yanlış olan şeyleri, eksik olanları, doğru olmayan, yalan olan birçok konu var. Bunları da ben burada hazırladım. Birazdan onları da sizlerin huzurunda zaten gerçekleştireceğim, söyleyeceğim. Tabii ben bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı olarak, belediye başkanı olarak böyle bir açıklamayı yapmak istemezdim ama tabii karşı tarafta demek istemiyorum. Mevcut belediye yönetimi artık bize karşı nasıl bir artık kin varsa, nefret varsa, bir şahsi bir husumet varsa hiç olmayacak şeyleri söylemesi ve borcu arttırması gerçekten akıl alacak bir şey değil. Yani bugün baktığında tecrübeli bir belediye başkanı diyor kendisine. Bütçeyi iyi bildiğini söylüyor ama o bütçe kalemlerindeki, o borçlanma kalemlerindeki söyledikleri gerçekten yani ciddi şekilde konuya hakimiyetinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden dediğinde ben ondan daha şeffaf, daha noktasına virgülüne, borçlanmanın noktasına virgülüne, alacağın noktasına virgülüne göre bir açıklama bekliyordum. Fakat yapmış olduğu açıklamada işte 30 milyonlar, 40 milyonlar, 75 milyonlar, 100 milyonlar yani havalarda uçuşuyor. Havalarda uçuşuyor. 2023 Bandırma Belediyesi'nin gerçekleşme oranı arkadaşlar 600 milyonlar. 2024 bütçemizi 1 milyar 260 milyon olarak belirledik. İlk 3 ay bizde, bundan sonraki ayları kendisinde devam ediyor. Ben daha detaylı, daha objektif, daha noktasına birbirine karşı bir hesap beklerken çıktı ilk mecliste. Gerçekten hem bizi bu mevcut 5 senelik Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini, Cumhuriyet Halk Partisi
meclis kadrosunu, başkanını, yani sanki biz hiçbir şey yapmamışız, hiç emek harcamamışız, o zor günleri biz yaşamamışız, o zor günleri biz geçirmemişiz gibi, üstüne de bir 405 milyonluk bütçeyi de bizim üstlerimize bırakarak artık siyaseten bizi kıdem tazminatı noktasında da doğru rakamlar değil. Ya zaten baştan aşağı hiçbir şey doğru değil. Derslerine çalışmamışlar. İlk toplantıda açıklamalarını yapıyorlar. Yok belediye borcu şu kadar, şirket borcu bu kadar. Derslerine çalışmamışlar. Derslerine çalışmazsan da şimdi burada cevap verilir. Bunların hepsi de belgeli, yazılı bir şekilde cevapları verilir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bunun yanında aldığı fazla mesai ücretleri de o kadar değil. Onlar da burada. Onları da hemen söyleyeyim size ben. Bandırma insan kaynakları, inşaat, nakliyat, temizlik, sağlık, ticaret, Demirtaş şirketi. Mesut oğlum uzak kaldı ya. Orada görüyor da benim burada. Bu bizim belediyemizin şirketi. Biraz önce belediyenin şirketinin durumunu anlattım ben size. Bir belediye var, belediyenin şirketi var. Bunların ikisinin organik bağı var. Bunlar beraber çalışıyorlar. Şimdi belediye şirketimizin cari borçları. Şimdi belediye şirketi kafeler, eğitim destek evleri, pardon düzeltiyorum tekrardan, kreşlerimiz ve kafelerimizin, 4 tane kafemiz var, 2 tane kreşimiz var. Buradaki personel istihdamı, buradaki işte alışverişi, işte ne bileyim masası, sandalyesi, işte günlük cari hesapları, çayı, çorbası vesairesi alan bir firma. Bugün belediye şirketinin mali durumuna baktığımızda cari borcu 4.985.000, SGK borcu 72.930.000, vergi borcu 14.301.000, daha sonra bunlara toplamda 92.219.000 lira vergi SGK borcu. Bakın 92.219.000. Şimdi şöyle bir tercih yapman lazım. Belediyemizin gelirleri özellikle pandemiden sonra, pandemiyle beraber ciddi şekilde şu anda bizim belediyenin şirketinde 150'ye yakın kafelerinde, işte restoranlarında çalışan personel. Pandemide bunların hiçbiri çalışmadı bir sene boyunca. Bir sene boyunca herkesin maaşını tıkır tıkır ödedik. Devletin işte yarı maaşlı, işte devlet hizmetlerinden dahi yaranmadan biz bunların hepsinin maaşlarını tıkır tıkır ödeyen bir şirketiz. Fakat maliyet artışı, enflasyon artışı, ciddi şekilde bu artışların olmasından dolayı bizim paralar pul oldu. Çaylar 6 lira, tostlar bugün 5 lira, 10 lira, 20 lira. Bugün diyorlar ki evinde kahvaltı etme, git diyorlar şeyde kahvaltı et. Kafelerde kahvaltı et diyorlar. Maliyetler çok yüksek. Fakat almış olduğun hizmetin karşılığında veyahut da vermiş olduğun para karşılığında ciddi şekilde bir zarar var. Tabi bundan kaynaklı olarak ve toplamda da 700'e yakın personel de burada istihdam edildiği için biz parayı, biz hizmeti döndürmek için SGK ve vergilerini ödemedik. Bugün sadece biz değil, Türkiye'nin hemen hemen %95 diyeyim, hadi 5 puan bırakayım, %95 diyeyim, %95'ine yakın şirketlerin sigorta, vergi, borcu bunların hepsinin mevcuttur. Yani bizim de sigorta, vergi borcumuz var. Bunlar yapılandırılıyor. Bunlar yapılandırılan devletin devlete borcu. Biz devletiz, SGK'mız, vergimiz devlet. Ona borçlanıyoruz. Geri geldiğimi de yapılandırmamızı da yapıyoruz. Bugün diyorlar ya, şirketin işte 120 milyon borcu var. Bu borç nereye borç, nasıl borç? Ya vergi borcu. SGK borcu. Vergi borcu, SGK borcu kardeşim. Başka bir borç değil. Başka bir borç yok ki. Bir de bunun faizleri var. Faizlerin yapılandırmaları zaten düşüyor. Toplamda şirketin vergisi, sigortası, bunun yanında cari borçlarıyla 110 milyon gibi bir borç var. Bakın 110 milyon gibi bir borcu var. Ama kasada 31 Mart itibariyle 3 milyon 370 bin evet. 3 milyon 370 bin. Sen abi gel sen böyle. Devam toplantıları sor. Evet. Kasada olan 3 milyon 370 bin
belediye alacakta 48 milyon 708'de koyduğunda bugün net durum 40 milyon gibi bir rakamlara geliyor. Faizini de koyarsan 58 milyon lira gibi bir rakama geliyor. Yani o şimdi İhsan abi tabii şunu söylüyor. Bir de diyor bizim diyor bir 30 onu ben İhsan abi buraya koymak istemedim işin açıkçası. Ama koymak da gerekir. Haklısın belki belli noktada. Şu anda aslında belediyenin alacağı daha fazla. Yani şirketin alacağı en son kesilen, biz gittikten sonra kesilen faturadan sonra daha da fazla. Yani bugün soruyorum. Bu ay maaşlar arkadaşlar. Belediyenin maaşları bu ay 34 milyon tuttu. Net maaş bunlar. Bak. Net 34 milyon maaşlar tuttu. İller Bankası'ndan gelen para 25 milyon. Sen bunun sigortasını, vergisini de ödediğin dediğim zaman bu maaşlar 44 milyon çıkıyor. Yani burada tercih yapacağım. Kamuda şöyle bir şey var. Kamuda öncelikli olan maaştır. Kamuda hem teamül gereği hem örfadet gereği öncelikli maaşını ödeyeceksin. Maaşını ödedikten sonra geri kalanı sen artık ilerleyen zamanlarda yapılandırmanı yaparsın. Devlet bizim 2019'da ilk geldiğimizde şöyle bir şey söylemişti. Biz dedi, sizin dedi, belediyelerin dedi, uhdesinde olan cami, spor alanları, eğitim alanları sizin uhdenizdeyse biz bunları dedi, sizlerin dedi SGK borcuna karşılık alacağız dedi. Anladın mı? Devlet de bunun farkında. Devlet de bunlara karşı yapılandırma yapıyor. Bizim buradaki önceliğimiz bizim personelimizin maaşıydı. Personelimizin maaşını da şimdiye kadar ödedik. Ne hacizlik bir durumumuz var, ne icralık bir durumumuz var, ne maaş gecikmemiz, ne ikramiye gecikmemiz veyahut da bir müteahhite olan bir gecikmemiz var. Hiçbir problemimiz yok. Zaten önümüzdeki slaytlarda da bunu göstereceğiz. Bunun yanında, bakın bunun yanında belediyenin şirketine geldiğimiz zamandan itibaren, bakın geldiğimiz zamandan itibaren iki tane kamyon, iki tane kepçe, iki tane kamyonet alıp bunu da yine aynı şekilde belediyenin kullanımına gönderdik. Bunun yanında sunulan kafe, tatlı su kafe, kreşlerin tefrişatı gibi toplamda 22 milyon liralık 683 bin dolarlık da şirkete yatırım yaptı. Bunların hepsi şirketin bütün bilançolarında, şirketin bütün evraklarında var. İhsan abi de var. Bütün aktifinde, pasifinde var. Kimse ıvırıp kıvırmasın. Yatırımlara bakıyoruz. Şimdi yatırımları yol kaldırım, peyzaj yatırımı olarak değil de yatırımları daha çok şey olarak ele aldık. İşte pazar yeri yapmış, hobi bahçesi yapmış, güneş enerjisi, yenice düğün salonu ve Çamlık gibi yatırımları yapmış ki başkanım oradan şimdi bana kaş göz yaptı. Pazar yeri yatırımının parasını bıraktım dedi. Pazar yerine parasını bırakmadı ama başkanım biz yine onu sen bırakmış gibi hesap etmedik. Yine normal hesap ettik. Toplamda 2014-2019 döneminde 33 milyon 990 bin liralık yatırım yapmış. O zamanki dolar kurundan hesap ettiğin zaman 9 milyon 575 bin dolarlık bir yatırım yapılmış. Yani 311 milyon TL'lik bir yatırım olmuş arkadaşlar. Bugünün kuruyla. Bizdeki yatırımlara baktığın zaman bizdekilere baktığın zaman bizim yapmış olduğumuz asfalt tesisleri beğenmiyor ya. Bugün o asfalt tesisi hayat kurtarır. Her yere asfalt döker inşallah. Bol bol dökülür. Hep beraber dökeriz. Bugün o asfalt tesisini biz buraya 442 bin dolar olarak yazdık ama şu anki değeri 1 milyon dolar ama hani bu hesaplara bakılacağı için o günkü dolar kuru, bugünkü dolar kuruyla hesap yapılacağı için ben sordum çünkü elim ol makineyi aradım sahibine. Dedim kaç para? 33 milyon TL dedi. Biz 3 milyon 250 bin liraya yaptıydık. Yani çarpı 10 bin lira enflasyon var şu anda memlekette. Yani onu biz yine ama yine dolar enflasyonunda 442 bin dolar gibi yaptık. Toplamda biz de arkadaşlar 242 milyon 121 bin TL'lik bir yatırım yapmışız. Bunun karşılığı da 7 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Dolar. Karşılaştırmalı mukayese yaptık. Yapılan satış Dursun Bey zamanında 20 milyon küsür 669 milyon TL'ye geliyor. Yapılan yatırım 9 milyon TL. Yani 11 milyon TL gibi satışla 11 milyon dolar gibi satışla yapılan yatırım arasında fark var arkadaşlar. Bu da 358 milyon
TL yapıyor. Buyursun o da 358 milyon TL'yi. Biz açıklasın ne yaptın hep beraber böyle. Bizde de 11 milyonluk dolarlık satışımız 388 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bunun karşılığında 7 milyon 449 bin dolarlık yatırım yapmışız. Bizde de 4 milyon 489 milyon TL'lik bir fark var. O farkı da zaten yaptığımız projelerde hepsini gayet güzel bir şekilde açıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben geldiğimden beri şeffaf davranıyorum. Hiç kimseye ayırmadım, ötekileştirmedim. Hep olabildiğince vatandaşların da yanında olmak için uğraştım. Tabii denetim komisyonları çok önemli. Denetim komisyonları benim için çok önemli. Çünkü ben de denetim komisyonu üyelikleri yaptım fakat bizimkiler çok daha böyle konusunun uzmanı değil. Tabii konusunun uzmanı arkadaşlarla beraber yaptık biz denetim komisyonu üyeliklerini. Bu dönem yaptırdık. İşte Müjdat olsun, Nimit Bey olsun, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sürekli birileri değişti ama biz 5 sene boyunca şey yaptırdık. Bizim Müjdat'la Nimit Bey bizim sabit elemanlarımızdı. Bunlar denetim komisyonu raporları arasında belediyenin bütün envanterlerini, mali durumunu, borcunu, harcını hepsini incelediler. Ben şimdi bizim son mecliste bizim Müjdat Bey, şu anda Müjdat Bey, kendisi mali müşavir, Müjdat Bey şu anda Bandırma Belediyesi'nin çalışanı ve mali müşavir olarak göreve başladı. Bakın çalışanı ve mali müşavir olarak göreve başladı. Kendisinin Bandırma Belediyesi ile ilgili 31 Mart'tan önceki mecliste bir konuşması var. Ben buradan bu konuşmayı da sizlerin huzurunda şuradan göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar 5 senedir Bandırma Belediyesi'nin bütçesini denetleyen kişiler. Ve rapor hazırlayan kişiler. Bu rapor şu anda Dursun Birzan'ın da önünde var. 5 senedir olan raporların hepsi de arşivlerdi. Ses var mı? İyi akşamlar. 2018 seçimlerinde Bandırma halkının teveccühüyle mecliste görev yapma şansı bulduk. Tabii bu süreçte bütün arkadaşlarımızla çok uyumlu çalıştığımızı düşünüyorum. İyi Parti olarak biraz diğer siyasi partilere göre tecrübemiz azdı ama sizlerden de bir şeyler öğrenerek Bandırma halkına faydalı olmaya çalıştık. Buraya çıkarken ana temada söylemek istediğim şuydu. Başkanım yani Bandırma Belediyesi'nin diğer belediyelerden bir farkı var. Yani Türkiye'de borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesi. Özellikle geçmiş dönem belediye başkanları ve sizler kamu borçlarını bir finansman aracı olarak görmeyip gününde ödevleri yerine getirdiğiniz için ben de eski hesap uzmanı olarak teşekkür ediyorum hepinize. Ayrıca burada şöyle bir unsur yaşadık. Biz ilk geldiğimiz zaman denetim yaparken denetim komisyonunun görev yapması çok kolay. Aslında yani eğer başkan derse A4 kağıdını imzala geçir, Türkiye'de yapıldığı gibi çok kolay. Ama biz size dedik ki biz görevimizi askı yapalım mı? Siz de evet gerekiyorsa silkeleyin dediniz. Yapılan çalışmalarda şu anda Bandırma Belediyesi'nin denetim raporlarını Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri dahil herkes alıp örnek olarak inceleyebilir. Eksiklerimiz vardır, yapılması gerekenler vardır. Sizin döneminiz bitiyor. Gelecek olan başkandan da bir meclis üyesi olarak şunu istiyorum. Bandırma'nın tahsis edilmiş 3 kişilik teftiş kurulu var. Yani bu teftiş kuruluna bir meslek mensubunun özellikle mali konularda tecrübelerin hukuk olarak ve imarla ilgili oluşturulacak teftiş kadrosu hazır, ataması yapılmayan kadronun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz kamu ile ilgili bir birimiz ve kamunun da denetimi olması lazım. Bandırma bu konuda Türkiye'deki bütün belediyelerin önündedir. Yani ilk ona girer diye düşünüyorum. Ama yeni gelecek olan belediyenin de bu eksikliği gidermesi gerekiyor. Yani burada bir partizanlık yapılmaması gerekiyor. Kim gelirse gelsin. Evet. 200 ne diyor burada? Kader. İhbar 243 bin lira. 420 dendi. Kıdem ihbar 243 bin lira. Bunun bir de izin günleri var. Değil mi?
Hiç izin kullanmadım. 100 lirada izin günleri var. 343 lira arkadaşlar. 420 deniyor. E bakın hesaplara. Burada bakın bunların hepsi resmi. Bunların hepsi şirketten çıkan. Bunların hepsi resmi hesaplar. Ya böyle olsun istemezdim. Çünkü öyle bir tablo yok. O tablo bizi itibarsızlaştırmak. Ondan sonra kamuoyunda bizi kötü göstermek. Kendi altyapılarının oluşması. Şimdi merak ediyorum o 100 personeli nereden nasıl bulacaklar acaba? 100 personeli nereden nasıl bulacaklar merak ediyorum yani. Şimdi almaya başladılar. Alsınlar. Çalışacaklar. Ekip kuracaklar. Çalışacaklar. Almak da zorundalar. Yani yapacak bir şey yok. Hükümet dedi ki EYT'ye dedi ben dedi şöyle destek olacağım böyle destek olacağım. Olmadı. Hepsi belediyenin bütçesini harcayacağız arkadaşlar. Ve bu insanların tazminatları, kıdemleri en önemli şeyleri ödemek zorundayız. Bir yerleri öderken bir taraftan da bir yerleri ödeyemiyorsun. Mecbursun çünkü gelirim belli, giderim belli. Şimdi diyorlar ki işte 1 milyar 400 küsur milyonluk bütçede işte yatırım 18 milyon. Ya. Bu yani şimdi 1 milyar 454 milyon bütçe, 422 milyon bütçede 18 milyon yatırım var. Neye göre? Kime göre? Nasıl? Veyahut da enflasyon oranı ne? Dolar durumu ne? Bugün benim aldığımda 90 milyonluk bütçe şu anda 1 milyar 260 milyon lira. 1 milyar 260 milyon 90 lira 1 milyar 260 lira. Yani hiç mi bakmıyorsunuz bunlar? Yani bu kadar mı kim var, nefret var, kötüleme var, karalama var? Ama bunların hesapları yapılabiliyor. Bunların hesapları nasıl yapıyorsun biliyor musun? Dolara vurunca gerçek hesapların hepsi ortaya çıkıyor. Enflasyon hesabını yapınca gerçek hesapların hepsi ortaya çıkıyor. Ben tabii burada şimdi ufakta böyle bir slide hazırladı arkadaşlar. Bakın bunların hepsi gerçekçi rakamlar. Bunların hepsi bizim bir zamandır çalıştığımız özellikle son dönemdeki bu bizim o 405 milyon önce bizim gözler açıldı. Nasıl yani dedik. Ondan sonra da ciddi şekilde bir çalışma hazırladık. Bugün bu karşıdaki rakamlardan fazla örnek vermeyeceğim. Şimdi bu 2014 yılında 2024 yılına kadar olan Bandırma Belediyesi'nin öngörülen bütçesi ve bunun 1 Ocak o tarih itibariyle 1 Ocak kur dolar kurları arkadaşlar. 2014'te Bandırma Belediyesi'nin bütçesi dolar karşılığı 91 milyon karşılığı dolar karşılığı 42 milyon dolarmış. Bakın 2015'te yine 42, 2016'da 37'ye düşmüş. 2019'da kaça düşmüş baksanıza? 22 milyon yarı yarıya düşmüşlerden baksın. Dolar kuruna göre. Biz ama ona rağmen hem 2019 hem 2020 hem 2021 elimizden gelen mücadeleyi verdik. Tabii ondan sonra 2020'de 21 milyona çıkmışız tekrardan dolar karşılığı. 2022'de 33 milyona bakın aradan 10 sene geçmiş. 10 sene sonra Bandırma'nın 2014 bütçesiyle 2024 bütçesi aynı ya. İkisi de 42 milyon dolar. Tabii bizim bütçe değil bu. Dursun Beyler'in bütçesi şu anda. Biz sürekli azalan bir bütçe kullanmışız dolar karşılığında. Ciddi şekilde bir enflasyon, ciddi şekilde bir maliyet artışı. Geldiğimiz andan itibaren bu yönetimi ben bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma. Gerçekten personelimize daire müdürüm gerçekten özveriyle çalıştı herkes. Bu bütçelerle olabildiğince sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonraki slaytımız ne? Kolları ileride soracağız. Evet, şimdi Bandırma Belediyesi arkadaşlar mali durumuna geleceğiz. 31 Mart itibariyle bahsediyorum size, tamam mı? 31 Mart itibariyle belediyenin bütçesinden bahsediyorum şimdi. Borcumuz bu. 31 Mart'ta bizim Bandırma Belediyesi olarak cari borcumuz var. Bu cari borcumuz bizim 110 milyon 768 bin lira olarak bize muhasebe tarafından verilmiş bir borç. Bunun yanında tabii bu 110 milyon cari borç yani faturasını kesmişsin alacağım borç 110 milyon. Bunun yanında Baştaş gibi, Doğuş gibi, sınırlı sorumlu süs bitkileri gibi, Bio Art gibi
Yani büyük taşeronlar dediğimiz, bizim yatırımlarımızı yaptığımız taşeronlara 33 milyon lira gibi borcumuz var. Bu rakamın içinde. Bu rakamın içinde, yani ucuz onun içinde bu. Ayrı bir şeyde yayınlıyoruz. Belediye şirketi, hani Dursun Bey'in Meta'nın şirketi dediğim belediyenin şirketi var ya, belediyenin şirketine Bandırma Belediyesi'nin 48 milyon 708 bin lira borcu var. Ben şimdi bunu da şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Belediye şirketiyle belediyenin organik bağını. Belediye şirketi belediyeye personel istihdamı sağlıyor. Personel istihdamı sağlıyor. Bunun kafelerini, ondan sonra eğitim desteği o kafelerini, kreşlerini işletmesini sağlıyor, yatırımlarını yapıyor. Bunun karşılığında da işte SGK'sı, vergisi, personel ücretleriyle beraber %7 karıyla beraber de belediye fatura kesiyor. Yani bizim personelimizin bütün parası belediye şirketi üzerinden personele ödeniyor. Bizim Bandırma'nın belediye şirketine 31.03.2024 tarihi itibariyle 48 milyon 708 bin lira da borcumuz var. Topladığında kıdem tazminatımız var o dava açan arkadaşların 7.443 lira. Doğalgaz ve elektrikte faturalanmış borçlarımız var. Bunlar aydan ödeniyor. O ay bu borçlar gelmiş 2 milyon 864 bin lira. Toplamda 121 milyon 070 o dönemlerde meclis üyeliği yaptınız. Sedat Başkan'la başladı. Dursun Başkan'la devam etti. Sonra siz geldiniz. Tabii bu dönemde de belediyeye insanlar işe alındı, istihdam edildi bir şekilde. Gayet de normal. Yalnız şöyle bir eleştiri var Sayın Başkan. İnsanların bu dönemlerde yer değişikliği ile ilgili. Bununla ilgili size şikayetler geliyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin ekibiniz farklı yerlere gönderiliyor, o oluyor, bu oluyor gibi söylentiler bizim de kulağımıza geliyor. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Kulağa gelme değil, bütün Balıkesir çalkalanıyor, bütün Ankara çalkalanıyor. Yani ben böyle bir şey yapmam. Yapmam da benim yani insaniyetime, insanlığıma da aykırı da. Yani bizim şimdi soruşturma açık, hakkında soruşturmasına gerek olmadığına dair müfettiş raporu olan, muhakkik raporu olan arkadaşlarımız açığa alındı. Açığa alındı, görevden çektirildi. Dışarıdalar. Yani birçok ya kanser hastası arkadaşımız, bizim parti üyemiz, kardeşimiz, yönetim kurulu kanser hastası arkadaşımız park bahçelere kazma küreğe verildi. Ondan ziyade bakın Sedat Bey döneminde işe girmiş. Bakın Sedat Başkan burada. Sedat Bey döneminde işe girmiş. 10 sene boyunca hem Dursun Mirza'ya hem Sedat Peker'e son 5 senesinde de bana hizmet eden, benim özel kalem müdürüm olan Emin, şu anda Bandırma'nın Ay Yıldız mevkiindeki taş ocağına gönderildi. Şu anda orada çalışıyor. Ya böyle bir, nerede kalpler ya? Kalbi gösterin. O sevgi, saygı, kalp. Ya ben şimdi şunu soruyorum. Hakkı Bey onun özel kalem müdürü. Özel kalem müdürü sonuçta. Bu özel kalem müdürü. Farklı yani. Anladın mı? Hakkı. Aa dur hakkının şeyleri de vardı burada. Dur. Aa dur. Soruyorum ya şimdi bak. Burada bak. 5 sene boyunca Hakkı bir tek Dursun Bey geldiğinde Sağlık İşleri Müdürü'ydü. Ben onu Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden aldım. Sağlık İşleri'nde memur olarak çalışmaya devam etti o. Altta üstte bir yerde çalışsın herhalde. Bakın. Hiçbir şekilde mobbing yapmadım. Hiçbir şekilde oraya gönder, buraya gönder yapmadım. Devlet memuru sonuçta. Senin yeğenin bile. Hakkı onun yeğeni. 2019'da 40 gün raporlu. 2021'e kadar COVID idari izinli. 2021'de 54 gün raporlu. 2022'de 138 gün raporlu. 2023'te 133 gün raporlu. Bak. Anladın mı? Şimdi bak. 2024. Bak. Şimdi bak ve maaşlarını aldı. Habire raporlu işe gel. Maaşlarını aldı. Bakın arkadaşlar 2024 Ocak, Şubat, Mart 90 günün 70 günü raporlu. Ya şimdi bizim hatamız şu. Bizim hatamız siyasi. Biz şimdi burada buna bu işlemi yapacaktık. Biz işlem yapmadık. Neden? İşte Dursun Bey'in özel kalem müdürlüğü yaptı. Devlet memurudur. Şudur budur. Bizim hatamız bu. Bizim hatamız
onun işte bu bir sürü şeyini çıkartmadı. Neden? Biz partiliyiz, abi kardeşiz, 10 sene beraber çalışmışız, 5 sene ben başkanlık yapmışım, şudur budur. Anladın mı? Kol kırılır, yen içinde kalır vesaire şeyler. Aa bunu söylüyorlar, şey yapmak lazım. Şimdi söylüyoruz. Ah. Şimdi hiçbir şey yok. Bütün gün özel kalemde rapor yok, hastalık yok, ustalık yok, elektrik gibi çalışıyorlar. Bol şans çalışacaklar tabii. Anladın mı? Çalışacaklar. Ha? İyileşti, iyileşti. Bizde bir hastaydı, şimdi iyileşti. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Allah herkesin işini rast getirsin. Ama bizleri kötüleyerek, bizleri karalayarak yalan, doğru olmayan beyanlarla bunları yapmayacaklar. Bunları yapmayacaklar. Bunları yapmayacaklar. Başka ve bu yanlıştan dönecek. Bunların hepsi bizim parti üyelerimiz, partinin evlatları, partinin çocukları. Bu yanlışlardan döneceksin. Bunları da takip edeceğim. Hem hukuki açıdan takip edeceğim, hem de bunları tekrardan eski yerlere. Ya çalış, taş ocağını göndermek nedir ya? Taş ocağını göndermek nedir? Böyle bir şey olabilir mi ya? Erkeklerin tuvaleti yok, oturma yeri yok, masası yok, sandalyesi yok. Memurdan, oradan, bilgisinden, birikiminden faydalanacaklar. Biz bilmiyoruz sanki bu işte. Evet, İhsan abi ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Değerli arkadaşlar, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Ve ben bu konuyla ilgili, benim açıklamam, son açıklamam budur. Bu konularla ilgili de bir daha da açıklama yapmayı da düşünmüyorum. Benim işte bilgisi, belgesi isteyenler varsa onların hepsini veririz. Personelimizi söyledik, gelirimizi, giderimizi söyledik, mali tablolarımızı verdik. Gerçekten baktığında milyar milyar borcu olan belediyelerin içinde 100-150 milyon borcu varsa bence hiçbir şey değil yani. Verdim kursundan burada. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum ve bize sevgiler, saygılar sunuyor. Saygılar. Gerçekten konusunda uzman bir kişi. Yani şimdi Bandırma Belediyesi'nde de insan kaynaklarında da çalışmaya başladı. Ben yani o varsa işin içinde güven vardır. Eminim ki işini de layıkıyla da bizde yaptı. Hem meclis üyeliği görevlerini yaptı, hem denetim komisyonu görevlerini çok güzel yaptı. Bundan sonraki Bandırma Belediyesi'nin kendi iç personeli olarak da hizmetini ben en iyi şekilde yapacağını inanıyorum. Ona da başarılar diliyorum buradan. Çünkü hakkaniyetli, adaletli, gerçekten hesap konusunda uzman. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, biz belediyenin araçları var. Tabii müjdat döneminde yaptı. Senelerdir bu şey olan kaybolan araçlar var. Yani ara burada yayılmışlar. Ondan sonra işte düşümleri yapılmış. Biz bunun sayesinde mesela müjdat böyle bir hem şeyle, trafikle hem de diğer kurumlarla yazışması sonucunda belli başlı araçların Bandırma'da envanterinin olmadığı gibi. Envanterinin var fakat düşümünün yapılmadığını tespiti yapıldı. Fakat birçok konuda bizim önümüzü açan iyi konusunda uzman kişilerden biridir. Başarılar diliyorum ben kendisine yeni görevinde. Yani bu arkadaşın söylediklerini duydunuz. Bir de bir taraftan da başka taraftan söylenenleri de duyuyorsunuz. Bizim yaptığımız açıklamaları da duyuyorsunuz. Tabii üzüldüğüm nokta var. Yani üzüldüğüm nokta şu. Yani bugün bize şu hitap edildi. Bandırma sokaklarında nasıl gezeceksin? Gezmemen lazım, Bandırma'yı terk etmen lazım. Ya bak şimdi, böyle bir şey söylenebilir mi? Ya bu söylenecek. Senin söylediklerin hiçbiri doğru değil ki. Söylediklerin hiçbiri doğru değil. Bana diyor ki o gün 38 milyon diyor, borcu diyor, işte kasada parayı gösteriyor. Arkadaş, ayın normalde bizim İller Bankası payları ayın 10'u gibi gelir. Ayın 10'u gibi geliyor, 15'inde maaş ödüyorsun vesaire yapıyorsun. Ayın 3'ünde geldi. Ayın 3'ünde saat 12-16'da geldi. Vurdum dekontu burada. Ayın 3'ünde saat 12-16'da geldi. Ben sana ne devrettim diyeceğim. Ne diyeceğim? Abi 13 milyon buradaydı da burada bu geldi. 38 milyon kasada vardı, bunu devrettim ben sana. İster harca, ister maaş öde, istersen borç öde, istersen SGK öde, istersen ne istersen onu öde. 38 milyon var mıydı? Kasada vardı. Ama bakın ben hesabımı yine 31 Mart'a göre yaptım. O dedi ya, dedi işte dedi o İller Bankası. Ama o gün geldi 12-16'da geldi ya. Ben ne yapayım şimdi bunu? Yok mu diyecektim kasada? Mecbur gösteriyorsun kasada. Buyurun. Burada belgesi de. O sanki yokmuş da gelmiş gibi böyle bir imaj yaratıyor kendince. Yani bir algı peşinde. Bir artık nasıl bir bizi kendine nasıl böyle bir şey yaptıysa 5 senedir artık işi kişiselleştirmiş, kişiselleşmenin ötesinde karalama, kötüleme noktalarına... Ya
Hırlık mı yaptık, hırsızlık mı yaptık? 5 tane denetim geçirdik, Sayıştay raporları geçirdik, müfettişler geldi, hakkımızda bir tane sarı zarf geldi mi? Bir tane memurumuza sarı zarf geldi mi? Bir tane soruşturmamız var mı? Bir tane sıkıntılı bir durumumuz var mı? Hırsızlık mı yaptık, hırlılık mı yaptık? Yapmadık. Yani arsa sattık, komisyon mu aldık? Onu da yapmadık. Spor kulüplerinin üzerinden paralar mı akladık? Onu da yapmadık. Kardeşim, biz niye... Aynen, 150 yıllık ailemiz burada alnımıza, boynumuz, başımız dik bir şekilde gezmeye de devam edeceğiz. Nasıl herkes geziyorsa biz de aynı şekilde rahat bir şekilde gezeceğiz. Sen tek başına gezersin, ondan 40 kişi gezsin. Ben tek gezdim. Başkanken de tek geziyordum. Ondan 40 kişi bundan gezsin. Bundan sonra da tek gezmeye de devam edeceğim. Yine kardeşlerimle, sevdiklerimle beraber gezeceğim. Sen kendi arabanla gezdin başkan. Onlar 160 bin liralık arabayla geziyorlar. Evet. Kiralık arabayla. Ekonomiden bahsediyorlar. Herkese şu anda beni götürüyorlar arkadaşlar. Herkes bana söylüyor. Beni götürüyorlar. İlk arabalarına, dağ altına çektikleri araba 200 milyarlık, aylık 200 milyardan araba kiraladılar. Hediyeymiş o, geçsin diye vermiş. Anladım, 200 milyardan araba kiraladılar. Neyse, tamam. Şimdi bir de pişkinlik var. Bir de bana pişkin dedi. Ona da bir şey söylemek istiyorum. Yani ben şimdi buradan da hem ona söyleyeceğim hem de buradan herkese de şunu söyleyeceğim. Şimdi bana pişkin dedi konuşmasında. Bu nasıl pişkinlik dedi. Ben şimdi onun, şimdi biliyorsunuz Malta Deresi'ni açtık. Malta Deresi'nde de tabi orada bir iftar verdik. Malta Deresi'nin açılışında vatandaşlara iftar verdik. O iftar yemeğinin bedeli de 247 bin lira. Bu da dedi nasıl pişkinlik bize bıraktı dedi. İyi tamam doğru güzel. Tabi sonuçta devlette devamlılık hesabı var. Ben verdim. Senin bana bıraktıklarını da ben ödedim. Yani sen bana bir şey bırakmadın mı? Senin bana bıraktıkların buralar. Hepsi bunlar. Bak Dursun Mirza'dan devin. Burada da aynı paralar var. Hemen hemen aynı şeye geliyor. Bir de senin açık hesapların vardı. O açık hesaplar da burada. Devlette açık hesap olmaz. Senin bir de açık hesapların da vardı. Ondan sonra. Şimdi şöyle pişkin dedi tabii bize de orada. Sonuçta bir kamu hizmeti götürüyorsunuz. Bir kamu hizmeti verdik orada. Kamu hizmetinde de vatandaşlara da orada bir yemek verdik. 247 bin gibi bir rakam. Bunu da ben şimdi buradan Doğuş Yemek benim 35 yıllık arkadaşım. 10 yaşından beri arkadaşım. Ben buradan kamuoyundan şunu söylüyorum. Şimdi ben Dursun Mirza'nın belediye başkanı adaylığı oldu. İftar çadırı açtı aşağıda. İftar çadırının ilk yemeğini ben verdim. Tolga Tosun olarak verdim. Tosunlar ailesi olarak. İlk yemeğini 80 bin lira parası ben ödedim. O zaman pişkin değildik de şimdi mi pişkin olduk diyorum. O zaman değildik, şimdi pişkin olduk. Ve buradan şunu da söylüyorum. Ve şunu söylüyorum. Diyorum ki oradaki 247 bin lira yemeği ben ödeyeceğim. Ben sana o pişkinliği geri iade ediyorum. Burada o pişkinlik lafını geri iade ediyorum. O yemeği ben ödeyeceğim. Anladın mı? Doğuş yemeğine buradan sesleniyorum. Faturasını kesmesinler. Faturasını kesmesin. O yemeğin parasını ben öderim. Onlar benim 35 yıllık arkadaşım. Biz 3 aşağı 5 yukarı pazarlık yaparım bir şekilde. Ben onu hallederim. Ama buradan şunu söyleyeceğim. Bakın, buradan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne, buradan Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne, buradan Basın Yayın ve Kültür Müdürlüğü'ne ve ilgili başkan yardımcılarına sesleniyorum. Bütün yapılan işleri takip edeceğim. Bir tanesi, yapmış olduğunuz işlerin bir tanesinin parası, yani Dursun Mirza'nın